Yeni video, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce bize biraz cadı lazım. Cadının neden lazım olduğunu zaten ilerleyen süreçlerde göreceksiniz ama dedim bir 20 tane hidra sandığı alayım. Buraya ne kadar verdik? 400 em para verdik. Buraya da 120 em, 110 em verdik. Aynen 11 em tanesi. O da titan dioksit çok pahalı. Yani ne yapacaksın titan dioksit dersen belki kar yaparız dedim. Hem videoda açayım. Çünkü titan dioksitin fiyatına bakar mısınız? 1.65. Sabah 1.80'di bu arada. Hemen hızlıca açayım arkadaşlar. Sizi de daha fazla bekletmeyeyim. Şey demiyorum ya. Şu an koysam kardayım yani. Kral kaplanı falan güzel şeyler kanka da. Benim aradığım cadı aynı. Bir tane çıktı. İlk de bıraksaydım kardaydım. Şimdi ne çıktı? 6 tane kötü ruh. 6 çarpı 15 desek bir bomb burası yapıyor. Cadıyı keseceğim için cadıdan 60 em, 50 em sayalım, 150 em, 350 em. Tamam, fitiz. Yani güzel. Burada o kuşak da var. Güzel güzel. Beğendim bunu. Hemen şunları da açayım serisinden. Ne çıktığını siz zaten görüyorsunuz. Ben görüyorum ama bir şey göremiyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar, ne yapalım? Biraz simya deneyelim. Video içeriği biraz şöyle değişik olsun. Ben biraz simya toparlayayım. Hem de neyse, sürpriz olsun. Aa, burada iki tane antika elmas çıkarmışım. Ulan var ya, enderden attıydım, görmedim bunları. Neyse. Şimdi hemen kar etmek için antika, kar etmek için neydi yani? Aslında 1.66 o. 4.40. Yani 1.66, 1.70 desek 340 mi yapar? Aynen 340 yapar. 100 em kar. Yani her basımda bir bon kar edebiliriz. Devam edelim bakalım. Şimdi arkadaşlar, size soyulma hikayemi anlatayım. Şey yaparken hemen bir saniye şu dikkatimi dağıtmadan bir simyacıya bir gitmek istiyorum. Ve şunları aldık arkadaşlar. Hemen hesaplayayım bunları. İki tane bende vardı ama hepsinin fiyatını sayacağım. 2, 4, 8, 10, 12. 12, 12. Aynen. 12 çarpı 160. 170 aldık herhalde ya. Aynen. 20, 10 burası yapıyor. Ulan çok para yapıyormuş ya. Harbiden 20, 10 yapıyor. 20, 10 burası. Safirleri de 80'den topladım. O da 960 yapar. Yani 29 won gibi para gömdük. Bakalım neler çıkacak. Dikkatimi aslında buraya mı yönelsem, oraya mı? Bir de sıfır. Hızlı hızlı açacağım. Hiç öyle beklemeyeceğim. Zarar edersek de önemli değil. Denemek istiyorum. İnsan bazen böyle deneyisi geliyor arkadaşlar. Şu da geçsin de en azından 4 tane olsun. Helal. Bence güzel. Bir de bir. 2'de 2, 3'te 2, 4'te 2, 5'te 3, 6'da 3. Aga bu böyle kalmaz ki ama. Kalmaz yani. Vallahi tam 31 won para harcadık. Hani bu 31 olmasa iyiydi tabi de. Güzel. Şimdi bakalım mı ne kadar kar ettik. Kar ettik. Ulan var ya, hemen kar ettik gözüyle bakıyorum. Efsanevi elmas. 4.45 yazalım. Aynen 4.45. 1 2 3 4 5. 5 çarpı 445 hem eşittir 22 won. Lan oradan o kadar para çıkacak mı acaba? Kafa kafaya gibi sanki, neyse. Efsanevi, evet doğrudur hocam. 2 2.30 diyelim biz buna. 4 tanesi 920 yapar. 32 won para mı yapıyor? 31.5 won yapıyor ve ben bunu kabul etmiyorum kesinlikle. Gidip aynı yerde atalım. Geldik kardeşlerim. Burası önemli bir nokta. Çünkü hani burada kar edip zarar edeceğimiz zaten belli olacak. İlk safirden başlamak istiyorum. Geçti duvar. Acaba atınca ananı satayım, bu da şeyin yanı. Atınca acaba şey mi oluyor? Kar ediyoruz, zarar ediyoruz mu? Hani kar, bilmiyorum, bazı simyalar öyle ya. Hiç bakmıyorum yani simya olayına. Aga be. Kar ettik bence. 6 10 mu? İyi. Ulan videoyu niye böyle durduruyorsam, iyi diyorum, kapatıyorum onu satayım. Neyse elmasa bakalım. Hep beraber. Şimdi bunun 445 hem de yanlış hatırlamıyorsam, evet.
Acaba üstü atınca kâr ediyoruz mu bundan? 10,5 won. Yani 2 tane var, 21 won. Aslında ulan bu niye 10,5 won? Diğerleri 11 won. Bunu alıp aslında 11 won'u alsam. Ulan ben var ya, her zaman böyle ticaret kafasını kullanmak istiyorum. Alayım bunları ya da almayayım ya. Paramı harcamayayım. 11 won atarım arkadaşlar. Bakın sana burada şeymiş. 11 11 23. 23 won buraya yazdık. Burası da kaç ediyordu? 12 won. Şu an 35 won oldu. Bir tane de bunun şeyi vardı burada. Aynen unutmadım bunu. 450. Tamam. 39 won 50 mi çıkıyor? Yani 40 won desen 31 won harcadık. 4 won kârdayız. Tertemiz. 4 değil pardon, 9 won tertemiz kârdayız mis. Dedim ki zarar etmeden olmaz. Bir 20 tane daha çektim. 4 won daha verdik buraya. Hemen serisinden açalım hocam. Sonra soyulma hikayemiz. O cadı attı bir tane daha. Güzel ya. Ulan büyülü metal attı bak. Kuşak. Yoksa iyice kâra mı geçeceğiz hocam? 6 tane kötü ruh vardı kanka bende. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. 12 tane. 6 tanesi 1 won. Metal 2 won. 3 won. Kuşak. Tamam kârdayız ya. Kuşağı da attık mı? Eğer kuşak geçerse 2 won falan bir kârımız olacak. Kuşak 2 won atmalıkları. Aga ne oluyor bu videoda aga? Tamam. Tertemiz. Aa burada 5 sandık daha duruyormuş kanka. Ben bunu nasıl atlarım? Bunu orada açmamız lazımdı. Bu arada arkadaşlar generali kesiyorum. Niye kesiyorum? Artı 6 bilezik çıkıyor. Cennet bilezik. Şu kaplan da bana bir dert oldu. Şimdi arkadaşlar size soyulma hikayemi anlatıyorum. Bundan 6 sene, 6 sene değil 4 sene önce falan o zaman başka sunucularda oynuyorduk. Başka sunucu derken pi sunucularda oynuyorduk. Maalesef ki. Ama oyunda ama işte dedim ya, pi sunucuyu 2 sene falan oynadık. Bir ekibimiz vardı, loncamız vardı. Loncamız derken hani gerçekten iyi bir loncaydı. Fakat gel gör ki 2 senedir aynı an, yani aynı sürede oynadığımız adam, Raid Call diye bir program vardı. Adamlar beni soydu. Nasıl soydu? Dodurga'ya başlıyoruz arkadaşlar. Hani pi sunucudan sıkıldık, artık TR'de oynayalım falan filan hikayesi dönüyor. Her neyse başladık pi sunucuya. TR'ye pardon. Sonra bir tane Erol diye arkadaş vardı. O hani Türkiye'de charları falan vardı. Arkadaş Allah razı olsun 5 efsun itemler verdi bana. Hani diğerlerine vermemiş. Diğerleri hile kullanıyor bu arada. Ben günlük soğan dağında metin kesiyorum. ETP'ye kasıyorum falan ama böyle gerçekten emeğin şeyine vuruyorum yani. Gözüne vuruyorum. O kadar emek harcıyorum. Sonra bu arkadaşlar Allah razı olsunlar. Hileyle tabi günlük 1000 ETP kasıp satıyor. O zaman ETP'nin ticareti var tabi. Benim de zoruma gidiyor bu. Yani çünkü sen kanka burada emeğinle uğraşıyorsun. Adam orada 1000 tane satıyor ya. Senin 3 katın satıyor ama 2 kişi döndürüyorlar bu işlemi. Ben de ne yapayım ne yapayım. Devam ediyorum öyle. Ama gerçekten de charımı geliştiriyorum. 55-61 eski oynayanlar bilir. O patron o diye bir tane charım vardı, oydu. Sonra her neyse. Bir tane arkadaş, ismini söylemeyeceğim. O arkadaşı soyan çocuğun. Örnek vereyim Ahmet diye. O Ahmet arkadaş YouTube'a başladı. Ben o zaman YouTube'a falan video atmıyorum. YouTube'a başladı kanka. Adam video atıyor. O zaman benim bilgisayarım da pek sağlam değil. Hani sağlam derken YouTube Nuri Event'ini oynayamıyorum. Hani bir hata alıyorum. Hani değişik değişik yazılar gözüküyor. Sonra ben de o zaman 20 tane YouTube Nuri böyle şey tahtası biriktirmiştim. Buna dedim ki kanka dedim. Güveniyoruz çünkü 2 senedir beraber oyun oynamışız. Gecemiz gündümüz bir olmuş. Bakalım attı mı? Atmadı. Neyse. Gecemiz gündümüz bir olmuş arkadaşlar. Adama güveniyorum yani, güvenmeme gibi bir problem yok çünkü 2 senemiz var ya, dile kolay. Sonra dedim kanka dedim, sen dedim gir çara. Al dedim oyna, ne çıkarsa dedim şansına, eğer dedim sandıkları da açarsın. Tamam kanka dedi. O zaman YouTube'a yeni işte 5-6 video falan atmıştı. Sonra çocuk arkadaşlar çara giriyor, oynuyor Yutnar Eventini, hiçbir şey yok. Güzel, hoş. Ondan sonra çardan çıkıyor. Sandıkları açıyor güzelce nasıl. Ondan sonra çardan çıkıyor. Bende de şu psikolojisi var. Ulan diyorum çocuk da diyorum, hani belirli bir geçmişimiz var. Bir arkadaşlığımız, kardeşliğimiz var. Ve çocuk benle eşit. Hani güveniyorum. Adam geliyor anasını satayım. Akşam benim uyuma saatim biliyor. Örnek veriyorum o gün, o zamanlar sabahlıyoruz. Sabah 4, 5, 6 gibi uyuyoruz yani sabaha doğru. Saat akşam 5, 6 gibi kalkıyorum. Sonra bir çocuk benim çara giriyor. Ben şifreyi değiştirmiyorum. Hani diyorum ki ulan yanlış anlamasın. Şimdi hemen
şifreyi değiştirmiş, güvenmiyor mu acaba bana diye bir düşüncesi olmasın diye ben de şifreyi değiştirmedim. Sonra işte salaklık yapıyoruz orada. Sonra kral çocuk çara giriyor ben uyurken. Tabii kalkma saatimi biliyor çünkü ne zaman kalktığımı biliyor. Direkt Raid Call'a giriyorum gireceğim zaman. Hani oyuna girmeden RC'ye giriyorsun. Sonra bu çocuk benim çarda ne varsa götürüyor. O emanet olan 5 hepsinin 3-4 tane item vardı. Erol denilen arkadaşın onu da götürüyor. Sonra bana Facebook'tan mesaj atıyor ben uyanmama yakın. Kanka diyor ya bu Dolunay senin Dolunay mı falan filan. Ulan bir bakıyorum hani Dolunay'ın yansıtmasını da biliyorum. O zaman kaçtı 43-44 ortalama bir şeydi. Sonra diyor kanka diyor bu senin Dolunay mı falan. Ulan bakıyorum ortalaması aynı. Her şey aynı. Ben ona artı 6 zehir yansıtmıştım. Aklıma o geldi. Ulan bakayım bir yansıtmaya dedim. Bir baktım yansıtması ne kadar aynı. Ya diyorum hani tamam olabilir 44 ortalama ama yansıtmaya kadar birebir tutması imkansız gibi bir şey. Sonra çara bir giriyorum kral. Allah'ım çar soyulmuş. Çarın içinde bir tane tip 6 şey vardı, maymun vardı o zamanlar. Bir bakıyorum o da gitmiş. Yani onu alamamış büyük bir ihtimal satmış. Atıyorum mesela hız iksirinin ticareti yok ki kanka. Bunu gitmiş satıcıya satmış. Olan o kadar bana kinlenmiş oysa ki. Bilmiyorum ben. Sonra çocuğa sen yaptın da demiyorum çünkü bir dedim ya geçmişimiz var. Dedim ulan ne yapacağım ne yapacağım şimdi öbür arkadaşa itemlerini aldığım arkadaşıma da mahcup oldum çünkü hani kendim soymuş gibi hissettim. Çünkü adamdan sen emanet item alıyorsun ve çar soyuluyor. Hikayeye bak yani inanırsan. Sonra aradım arkadaşı kanka dedim böyle böyle bak ben soymadım. Kendi çarımı niye soyayım yani ben senin dedim itemlerini dedim yapayım vereyim itemini. Hani belirli bir süre dedim oynayayım geliştiririm kendime gene vereyim sana aynısını bu dedim sana borcum olsun. Tamam kanka dedi ben senin ne yaptığına inanmıyorum zaten falan filan. Sonra işte dedim ya sese giriyorduk. Ulan çocuk birinci gün sese girdi. İkinci gün, üçüncü gün girmiyor sese. İyicene beni huylandırıyor artık. Yani ondan eminim ama sen yaptığını da diyemedim. Uzun lafın kısası işte bunlar iki kişi oynuyordu. Biri 35 yaşındaydı. Biri benle eşit. Dediğim gibi tekrardan tekrarlayayım. Sonra o 35 yaşındaki adam 3-4 gündür girmiyordu zaten. 4 günün sonunda RC'ye geldi. Ama nasıl hala kinliyim? Nasıl kızgınım? Olay şöyle gerçekleşiyor ve bu ses kaydını size birazdan ses kaydı dinleteceğim. Hani bu gerçekten özür diliyorum çünkü 18-19 yaşında oluyor. Hani şimdi olsa belki o kadar tepki vermem. Belki de veririm orasını da bilmiyorum ama o zaman çocukluk. Dediğim gibi 35 yaşındaki adam Raid Card'a giriyor. Ondan sonra bunların ikisinden diye şüpheleniyorum ben ama bu 35 yaşındaki adam yani küfürleştiğimiz adamın aslında suçu yokmuş. O bana kendisi öyle dedi. İleriden bir sene sonra yani çar soyduktan bir sene sonra da tekrardan seste konuştuk. Ben yapmadım hani sen bana o gün sövdün falan filan dedi de yersen hani bilmiyorum Allah günah kendi boyunlarına. Adam geldi kral. Abi dedim ya o ismini de söyleyeyim Mehmet diyeyim size. Mehmet abi ya dedim benim çar soyulmuş dedim haberin var mı dedim. O da diyor ki özür dilerim arkadaşlar dedim ya bu video artı 18 küfürlü kusura bakmayın. Sikimde mi diyor. Nasıl ya? Hani nasıl böyle bir şey dersin? Lan hani bir yalanlar malanlar onu bekliyorum. Adam direkt bana vurdu masaya sikimde mi dedi. Nasıl zoruma gitti nasıl zoruma gitti. Ondan sonra artık hani kendim söveceğim artık hani bunu hazırladım. Dedim ki abi dedim niye öyle diyorsun ya dedim. Ama söveceğim yani içimde belli kanka yani söveceğim 2-2-4. Ama son bir neden yani neden küfür etti orada onu merak ettim. Dedi kardeşim dedi özür dilerim ama sikimde değilse dedi öyle diyorumdur dedi. Sen de dedi ne yüzsüz çıktın niye sorup duruyorsan dedi. Allah tamam dedim Sinan kendini topla kardeşim artık küfür etmenin zamanı geldi. Ondan sonra dedim ki abi dedim ya senin yaşın kaçtı dedim. 35 dedi. Abi dedim senin dedim ana dedim o zaman 35 kere dı dı dı. Sonra arkadaşlar o sırada Erol dediğim arkadaş ses kaydını alıyor. Size dinleteceğim hemen şimdi geliyor. Hani arkadaşlar şu an dinledim de utandım ya. Uzun zamandır dinlemiyordum bunu. Hani gerçekten o arkadaş 35 yaşındaki arkadaş da izliyorsa kusura bakmasın o an öyle gerekiyordu. O bana öyle küfür ettiği için ben ettim. Hani ilk küfürü başlatan bendim. Nasıl bendim? O bana sikimde mi deyince çarın da soyulmuş ve soyan kişi ondan şüpheleniyorum. O da bana öyle deyince artık işler karıştı. Şimdi dinleyin. Kısa bir 15 saniye dinleteceğim. Devamı yok. Çünkü 25 dakikalık bu küfür bu. 25 dakika ben buna küfür ettim. O bana etti falan filan. 25 dakikanın sonunda pes eden o oldu. Çünkü raid kalabilenler belki eskiler bilir.
Hani ikimizde de modluk var. O beni üste atabiliyor, ben de onu üste atabiliyorum. O beni durmadan üste atıyor. 25 dakika küfür etmişiz. 25 dakikalık bir ses kaydı var elimde ama ben size bir 15 saniyesini paylaşayım. Özür dilerim bu küfürler için. Hani çok arkadaş paylaş paylaş anlat anlat öyle dediği için yapıyorum. Bir 15 saniye dinleyin bakalım. Bak. Özür dilerim. Ama orada küfretmem gerekiyordu. Burada sorun şu. Adam bir anda hani sikimde mi dedi ya kanka. Ben küfür ettikten sonra mikrofon örnek veriyorum şöyle. Direkt mikrofonu ağzına soktu. Hani bunu birbiriyle küfür eden insanlar bilir. Hani 35 yaşında adam sen biraderim. Ne bu mikrofonu ağzına sokup küfür etmek? Yani çok komik ya. Dur. 5 saniye kaldı dinleyeceğimiz kızım. Kanka harbiden özür dilerim senden. Harbiden dinledikçe utanıyorum ya. Tamam. Bu kadar yeter arkadaşlar. Kusura bakmayın küfürler için. Hani dedim ya 18-19 yaşında bir o zamanlar çocuktum. Ergenliğimin had safhasını yaşıyordum. Allah'ım ne günler. Özür dilerim ya. Gerçekten hepinizden özür dilerim kulaklarınızdan. Yemin ederim. Hani o kadar kişi atlamasaydı atmayacaktım. Kanka da çok kişi at dedi. O sebepten ötürü attım. Özür dilerim. Hani sövdüğüm arkadaş da izliyorsa artık 35 yaşındaki arkadaş. Özür dilerim senden. Kanka bu kadar sövmeme gerek yokmuş sana ama ben öyle bir tepki versen gene aynı dava sürer, gene aynı dava sürer. Önemli olan hatalarımızdan bir ders almak ve ben artık bir daha birini öyle sövmeyi bıraktım. Sövmem yani kolay kolay. Neyse. Utandım şu an ya o videodan. Allah kahretsin. Bu ses kaydını hemen sileceğim. Kendimi ifşaladım şu an ya. Yemin ederim. Şimdi arkadaşlar şaka maka bir yana 27 level bir tane lonca aldık. Şu an benim arkadaş oyun ben yani 50 won gibi bir parayı aldık. Bizim arkadaş Ebubekir açık değil. Onun üstüne devrettirdim ve o zaman ben işteydim. Ebu yok şu an piyasada. Onu göstermem gerekiyor ama onu bekliyorum. Dur arayayım ben onu geleyim mi? Arkadaşlar loncayı göstermeden kısa bir anlatayım tekrardan. 27 level bir tane lonca aldık. 50 won'a. 86 tane hesap sokabiliyoruz ona. Fakat 86'nın 86'sına sokmayacağız. Çünkü zor ya. Yemin ederim 5 lonca var zaten. Şu an 6'ya çıkacak. 7'yi de yapacağız ama o şu anlık şey yeter. 6 yeter. Yani 70'ler yeter daha doğrusu pardon. O sebepten ötürü şimdi 8 tane daha cadı bulacağım. Bir tane arkadaşım var şu an açık şu anda da ismini bulacağım. Bulamadım. O arkadaş kasacak 15 büyülü set dizip hani ben bu çarla kasamayacağım mecbur 30'a. 30'a büyük bir ihtimal 2 saatte 70 tane çarı atar lider kitabı artı falan koyacağım. Hemen 70 tane çarı 30'a atıp loncaya sokup yarın bağışını yaparsam ve şayet yaklaşık bir ay sonra element silme artı 18 artı 24 getirmem ama artı 18 16 18 20 arası 12 falan rahat rahat getirebileceğiz artık. Şimdi arkadaşı bekliyorum loncayı size göstermek için. O sırada ben cadı ayarlayayım 8 tane daha. Ondan sonra çar kasma işlemini göstermeyeyim çünkü o biraz uzun sürer. Videoyu bugün yetiştireceğim çünkü bugün ayın cumartesi yani ayın 5'i. Bugün atacağım için video. Yani bu video anlık şu an çekiliyor. 21.31'de çekildi. Haberiniz olsun. Loncayı gösterip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Şimdi loncaya bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir zehir alacağız. 43 ortalama 6 metin. Yani düzleri 25 won falan. Ben buna element atarım. Her türlü kendim yine satarken 45-50 wona satarım. En kötü ihtimal. 38 wona hayırlı uğurlu olsun. 6 metin güzeldir ya. Şimdi buna bir buz elementi atalım. Yani kendime de artı 2'de 2 buz getirmem. Yani millet o kadar artı 3'te 3 yakaladık. Tabi bu bize de 3 gelecek herhalde. Bakalım artı 3'e atayım. Zaten silme işlemi olacağı için ileride önemli değil. Bunu satacağız yani. Devamlı kullanabileceğimiz bir silah değil zaten. Zodya döneceğimiz için. İyi bari uzun gücü 4 geldi. 3 gelseydi üzülürdüm. Aga be. Neyse sağlık olsun. Bunu bir denemesini yaparız. Acaba hangisi daha çok vuruyor ama büyük bir ihtimal ya aynı vurur ya da bu maksimum 500 falan fazla vurdur. Gidelim deneyelim. Level silahıyla 14.900 en fazla gördüm. Şu an göremiyorum. Ha, 14.800 15K'yı falan görüyor. Bakalım zehireceğimiz kaç vuracak.
Kanka dediğim gibi ya sen de bir aynı vursan yeter. Fazla bir şey beklemiyorum senden. 105'e kasasıya kadar. Vay anasını be. Level silahına bak. Beğenmezsin ama. Yani 300-400 az vuruyormuş gibi geliyor. 15'e veriyorduk orada. Aşağı yukarı aynı ya. Güzel idare eder. Hayırlı olsun bize. Evet arkadaşlar, şimdi loncayı göstermenin zamanı geldi. Şu an loncada eski üyeler var. Bunların hepsini çıkartacağım. Kendi çarlarımı sokacağım. Şurada gördüğünüz gibi çar kasma işlemi devam ediyor. 86 kişi alabiliyoruz bu loncaya. 86 almayacağız. 70 alacağız. 27 level. Mis gibi lonca artık bizim. Hadi hayırlı olsun. Artık buna da bir 70 yaptıktan sonra yaklaşık 20-25 gün, yani bir ay sonra silme işlemine geçebileceğiz. Yani silme işlemi, sonra element değiştirme ve vesaire vesaire. Bu lonca tamamen onlara yarayacak. Diğerlerinde de artı 3 ekleme işlemi yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir tane pet var. Kanka sen ne diyorsun bu pete? Razudor. Kanka 50-60 sen ne eder diyorsan Ya 50-60 benim görüşüm 55-60-60 won. Eyvallah kral. Şimdi tip 6 değil mi bu? Tamam, tip 6 Yoksa bana arkadaşlar. atar mesela. Evet tamam, atarsın, sıkıntı yok. Hani bu pet bende, isterseniz istediğiniz zaman yazın veya şu iki nick'e yazabilirsiniz, haberiniz olsun. Güzel pet yani, keşke param olsa da böyle olsa. Şaka şaka. Şimdi kanka sana da 20 bon borcum vardı, onu da vereyim. İki tane de nakit şey aldın, doğru mu? Ne kadar şey? Evet doğru. Yank verdim, pardon, özür dilerim. Adam dolandırma challenge. Bacana bir bon 20'mden aldım. 1 bon 20 mi? Ben sana 23 bon vereyim. Kanka pet sen de dursun. Arkadaşlar videodan eğer alacaksanız da siz bana iletişime geçin. Zaten arkadaşla biz sürekli telefonla iletişimdeyiz. Ticaretimizi yaparız yani her türlü. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.